Merhaba, Nesteren ben. Yoga Journal dergisinin Mart 2018 sayısı biraz adım hıdır, elimden gelen budur teması üzerine. Bu cümlenin bende uyandırdığı aslında düşünce, elimden gelenin en iyisini yaparken ve buna tam olarak inanırken kendimi yapabildiğim kadarıyla kabul edip sevebiliyor muyum olduğu gibi? Bu sorunun cevabını araştıracağız bu çalışmada ve birlikte bir hata çalışması yapacağız. Çalışmanın içinde aslında özellikle dikkat etmenizi sizi davet ettiğim birkaç şey var. Hareketlerin içinde bedeninizin duyumlarını fark etmeye davet edeceğim. Ne olup bittiğini fark edebildiğimiz zaman aslında bedenimizle bir konuşma haline geçebildiğimiz zaman kendimizi nerede zorluyoruz ve nereye kadar gerçekten tam anlamıyla gerek pozu gerekse niyetimizi ortaya koyup ifade edebiliyoruz. Onu hissedebiliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi beraber ayağa kalkacağız ve Tadasana pozundan başlayacağız. Tadasana dağ duruşu ve ayakta bacaklar kalça genişliğinde açık. Topuklarını hafifçe dışarıya doğru çevir. Öyle ki bu sayede ayakların iki dış çizgisi birbirine paralel hale gelsin. Ve farkındalık burada başlıyor. Çoğu zaman ayakları paralel hale getirdiğim zaman eğer buraya dikkati vermiyorsak sadece bacakları yan yana koymayı paralel hale getirmek gibi algılıyoruz. Ama bakışları oraya doğru çevir. İki dış kenarını birbirine paralel hale getirecek şekilde ayaklarını yere yerleştir ve yerleştirdikten sonra şöyle bir tabanlarınla ayağının dört köşesiyle bir yere doğru bastır. Dört köşesine topuğun içi dışı, baş parmağının ayağına bağlandığı o kemik ile küçük parmağının ayağına bağlandığı kemik. Bu dört noktayı hisset ve ortasından da ayağının iç oyuğunu, iç kavisinin böyle vakumla çeker gibi yukarı doğru yükseldiğini fark et. Parmaklarını ayır ve yere vantuzla. Tadasana'nın bacaklardaki canlılığı bulduğun başlangıcı burası aslında. Üzerinde kalçalar ağırlığı iki bacağa eşit verdiğin, gövdenin iki yanını koltuk altlarına kadar uzun tuttuğun ve bunun üzerinde omuzları gevşek bir şekilde geriye düşürdüğün, kollarının da rahat bir şekilde iki yana bıraktığı duruş. Boynunun yine omuz başlarından kulak altlarına kadar, kulak memelerine kadar iki tarafının da uzun ve canlı olduğu ve aslında kulaklarının da şöyle bir omuz hizasında olduğu, yani başın öne, böyle aşırı telefona falan bakmak gibi veya sürekli bilgisayarda çalışmak gibi sebeplerle öne doğru düşme eğilimi var. Omuzu da yine hizayla, kulaklarla ve başının tepesinden uza. Tam bir Tadasana duruşu. Ve burada hem canlı hem de esnek ve rahat kalabiliyor musun? Bir ona bak. Bacağındaki ağırlığı eşit dağıttığın anda bir taraf normalde genellikle eşitliğe alışık değilse hemen sana ne yapıyorsun ya? Yani hani biz böyle bir rahatlamayacak mıydık demeye başlıyor. O eğilimi fark et bedeninde. Elinden gelenin en iyisini yaptığın andasın şu anda. Kendi merkezine doğru bir davetle. Ve burada kalmayacağız. Başının tepesinden uzamaya devam ederken ayaklar güçlü bir şekilde yere basıyor. Bacakların canlı, hafif ortaya doğru onları topla, omurga hattındasın. Ve nefesini al, kolları kaldır gökyüzüne. Omuzları hemen bir aşağı doğru tekrar it. Ama özellikle serçe parmakları birazcık birbirine doğru çevirip onlardan tavana uzamaya çalış. Ön gövdenin açıldığını, uzadığını fark edeceksin. Bunun omuzlarındaki hissini, boynunda herhangi bir sıkışma hissi yaratıp yaratmadığını dikkatini çevir. Bu hareketi yaptığında içeride ne olup bitiyor? Isınan bölgeleri fark et. Mesela benim sağ omzum hafifçe ısınıyor. Sende ne var ne yok? Ve yavaşça kolları indir. Isınmaya devam edeceğiz. Elleri belime doğru koydum.
Bu kez ağırlığımı sol ayağıma aldım. Sağ ayağımın bileğini birazcık çeviriyorum. Ayak bileğini çevirmeye başladığınız zaman çıtırtılar da gelmeye başlar genellikle. Önce dışarıya doğru çevir. Çıtırtıları dinle ya da takıldığı, atladığı yerleri fark et. Denge ne oluyor onu fark et. Yavaşça diğer taraf. Hangi tarafa daha rahat çevirdiğini fark et. Ayağını yere koy. Şimdi ikinci bacaktayız. Bu kez bu bacağı kaldırdın. Hemen dengeye bak. Birincideki denge nasıldı? Şimdi denge nasıl? Ben de sanki burada denge biraz daha iyi. Ayak bileğini çevir. Elin belinde. Sabit bir noktaya bakarsan dengeyi bulmak biraz daha kolaylaşıyor. Şimdi içeri doğru çevir ayak bileğini. Buradaki hissi fark et. Diğerine göre nasıl? Benim sanki bu ayak bileğim diğerine göre daha rahat döndü. Sen de bunu fark et bedeninde. Peki. Şimdi tekrar dengeye geri döneceğiz. Ama önden önce ayaklarımı birleştiriyorum. Kalçamı geriye doğru düşürüp şöyle bir ellerimi dizlerime koydum beraber. Ellerini dizlerine koyduğun zaman dizler öne doğru gitmek isteyecek ama sen biraz daha kalçayı yüksekte tutup dizleri geride tut. Ve burada dizlerle daire çiz. Önce sola doğru ve iki dizde, iki ayakta. Genel olarak bacaklarda bu hareketin etkisini fark et. Şimdi diğer tarafa. Dengeyi kolay buluyor musun? Hangi tarafa daha rahat dönüyorsun? Onu fark et. Ve yavaşça ayağa kalk. Çalışma ilerledikçe fark edeceğin şeyler daha farklılaşacak. Şöyle ki, yapmaktan hoşlandığın taraf ve yapmaktan hoşlanmadığın taraf, yapmaktan hoşlandığın poz da hoşlanmadığın poz karşına çıkacak. Çok uzun bir seri değil yapacağımız ama bunları fark etmek, bedendeki hislerini ve nedenlerini keşfetmeye doğru dikkatini çevirmek anlamlı. Peki, şimdi yine sağ ayağını kaldırdın. Bu kez omurga dik, dizi çevireceğiz. Kalçadan. Dışarı doğru. Şimdi tam burası işte kendi sınırlarınla farkındalıkla çalışmak. Çünkü bacağımı iyice dışarı doğru itip kendimi zorlayabilirim ama amaç o değil. Bedenimi ısıtma aşamasındayım. Sınırları fark edip bu ısınma hareketinin özellikle kalça çevresinde nasıl bir etki uyandırdığını fark etmek istiyorum. Sonuçta üst bacak kemiğim femurun başıyla kalça eklemimin içine böyle sanki masaj yapar gibi bir etki uyandırmak istiyorum. Evet, bu taraf bu kadar yeter. Şimdi dışarıdan içeri çevireceğiz. Kaldır bacağı dışarıdan içeri doğru. Hangisi daha rahat? Hangisi daha kolay? Dışarı mı, içeri mi? Üzerine basmakta olduğum bacaktaki his nasıl? Şimdi bacak değiştireceğiz. Bu kez sol ayağı kaldırdığın yerden ve önce yine dışarı çevirerek başlıyoruz. Ve dışarıdan içeri çevirmeye başlıyoruz. İkinci bacak, birinci bacağı göre nasıl? Bu hareketi yapma ya da denge çalışması yapmanın sende uyandırdığı his nasıl? Sevdin mi? Sevmedin mi? İki ayakta yerde. Burada bir an kalalım. Şöyle bir eller yine iki yanda, omurga dik, gözleri kapat. Ve ayak bileklerini, dizleri, kalçaları ısıttın hareket ettirerek. Bütün bu alt gövdedeki hislere bir dikkatini çevir. Bacaklarında, iki bacağında da farklı alanları hissediyor olabilirsin. Zaten bunu fark etmek için yapıyoruz bunu. Isının yoğunlaştığı alanları fark et.
denge çalışmasının ardından ayak tabanlarındaki ağırlığı fark et. Ne kadar dağıtıyorsun hangisine ağırlığı? Ve yavaşça gözleri açtık. Bir sonraki hareketimize geçeceğiz. Ve bir sonraki hareketimiz Utkatasana sandalye duruşu. Matının önüne doğru yüzünü dönerek ayakları yine Tadasana'da olduğu gibi kalça genişliğine getir. Ve şöyle bir kalçaları geriye doğru itip dizleri bükerek ellerle yere dokun. Elleri yerden sürü, kolları kaldır. Ve elleri bacaklarının üzerine koy. Duruşunu ve bu duruşun içinde hizayı nasıl bulduğuna bir bak. Şimdi burada birkaç tane kedinek hareketiyle omurgayı ısıtacağız. Nefesi alırken göğsü ileriye yukarıya ve kuyruk sokumunu geriye, kalçayı geriye doğru çevir. Nefesi verirken sırtı iyice yuvarla ve sırtı kürek kemiklerini açarak hafif kamburlaştır. Nefesini al, açıl. Nefesini ver, yuvarlan. Nefesle hareketin uzunluğunu eşitleyip eşitleyemediğine bir bak. Ayaklarının tabanında eşit ağırlık olup olmadığına bir bak. Son bir kez nefesi vererek iyice yuvarla. Ve tekrar Tadasana'ya geri dön. Utkatasana'da kedi inek pozu yapmasaydın, Utkatasana'da bu kadar uzun süre kalmak senin için kolay mıydı? Bir içeriye sor. Ve bazen dikkati dağıtıcı ya da aslında hareketin içine dinamizm katan bir şey eklediğin zaman senin için içinde bulunduğun alanı tolere etme genişliğinin ne kadar arttığını fark edebiliyorsun. Peki. Şimdi bir sonraki harekete geçeceğiz. Ben de notlarımdan kopya çekeceğim. Bir hata yapmamak için. Ve ayakta farklı isimleri olan ama benim en çok Tanrıça duruşu ismini sevdiğim Utkata Konasana duruşuna geleceğiz. Ayakları bu kez geniş açtık. Ve ayak parmaklarına, şöyle bir diz kapaklarına bakıp onların bacaklarının V pozisyonuna göre diz kapaklarının nereye dönük olduğuna bir bak. Ve ayak parmaklarını da ayağının yönü de diz kapaklarının aynı yönü göstersin. Bununla ne kastediyorum? Yani diz kapakların buraya bakarken ayakları çok geniş açarsan dizin için iyi bir yer olmaz. Farkındalığı hemen getir hizaya. Kalça kemiğinden diz kapaklarına ve ayak parmak uçlarına iki ayak içinde elleri bele yerleştir. Derin bir nefes. Buradan eller bacaklardan aşağı doğru inerken kalçayı geriye doğru oturt. Kalçayı geriye doğru oturttuğun zaman şöyle bir elleri hafifçe geriye getir. Dizlere doğru götürüyoruz genellikle. Bu kez biraz geriye getirmeni isteyeceğim. Ekleme yakın. Ellerinle bacakları yere doğru bastır. Omurganı dik tutup başının tepesinden uza. Evet, biraz omuzlar yükseliyor doğru. Boynunu omuzların arasından uzun tut. Ve ağırlık ne tarafta kontrol et. İki ayakta eşit mi? Bir de parmaklarda mı, topuklarda mı? Kalçadan yere uzarken aslında üst bedeni tamamen yukarı çekmek istiyorsun. Yavaşça ayağa kalk. Talepkar duruşlar bunlar. Özellikle duruşun içinde kaldığın zaman senin için ateşi dışarı fışkırtan duruşlar. O ateşi fark edebiliyor musun? Vücudundaki ısınmayı. Ben fark ediyorum. Şimdi bir tane daha yapacağız aynı hareketten. Bu kez yine hizaya kontrol et. Yine eller bacaklarda aşağı doğru kayarak yerleştik. Ağırlığın çok öne düşmesini ve gövdeyi de öne düşürmeyi istemiyorsun. O yüzden
ağırlık topuklarda. Bazen ben ayak parmaklarımı kaldırarak, onları böyle fren gibi kullanarak destek alıyorum. Sen de alabilirsin. Elleri geride birbirine kenetle. Omuzları çevir, kolları geriye çek. Kolların geriye giderek seni biraz ortaya, dengeye getirsin. Göğüs açık. Gövdeyi yere düşürmek yerine göğüs kemiğinden başının tepesine kadar uza. Ve yavaşça kalk. Nefesin sonuna doğru, hareketin sonuna doğru vücutta neler oldu? Benim içimde bayağı ciddi bir ısınma, bir ayağımı biraz daha fazla hissetme. Burada kal, Tadasana, gözleri kapa ve bedenin içine doğru geri dön. Çalışmanın buraya kadarki sürecinde vücudun ne durumda? İki bacak aynı güçte, aynı uzunlukta, eşit ağırlıkta mı? Kalçaların hizasını ağırlığın öne, geriye ya da bir bacağa ya da öbür bacağa düşmesiyle kalçanın bir şekilde eğilimini bir yana verip vermediğini kontrol et. Farkındalığı ayaklardan, bacaklardan kalçalara kadar yükselt. Şu ana kadarki çalışmanın önemli bir kısmı aslında kalçadan aşağıdaydı. Yine ısının nerelerde olduğunu fark et. Özellikle hareketlerin içinde eğer bir yerlerde zorlandıysan, o zorlanmaların olduğu alanlarda şu andaki ısı nasıl, his nasıl, onu fark et. Daha da önemlisi, şu noktaya vardığında bu çalışmanın sende uyandırdığı duyguyu fark et. Bu çalışmayı yapmanın sende uyandırdığı his nedir? Merak, memnuniyet, belki sıkılma, belki öfke. Kalça ve bacaklarda çalışıyoruz, özellikle kök çakra bölgesinde. Bir bilgi daha ekledim. Bilgilerinle kafanı karıştırmadan sadece buradaki duyumlarla merakta kalabiliyor musun? Yüzeye çıkan duygunun bedenindeki hangi bölgeyle ilişkili olduğunu fark etmeye gayret et. Çalışmanın içinde benimle biraz daha kalırsan hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bir yere doğru gidiyoruz. Bu da seni birazcık tease etmek için, gidip hemen bırakıp kaçmaman için yaptığım bir motivasyon çalışması diyeceğim. Ve şimdi buradan artık yere doğru ineceğiz. Yere doğru inmeden önceki son pozumu yapacağım. Son pozumda ayakları bu sefer geniş açıyorum. Kolları iki yana doğru açarak el bileklerinden ayak bileklerine doğru böyle bir ip sarksaydı, o ip ikisinde tam üst üste geldiğini hizalar mıydı bir ona bak. Yaklaşık olarak o hizada olmak istiyorsun. Çok dar olmasın bacaklar. Niye? Çünkü şimdi sağ ayağı matın önüne doğru çevireceğiz. Ve omurga dimdikken sağ bacağı, üst bacağı yere paralel olana kadar aşağı indirip sağ dirseği sağ bacağın üzerine yerleştir. Bütün bunları yaparken göğüs kemiğin hala tam karşıya bakıyor. Bununla neyi kastediyorum? Yani yere inerken göğüs kemiğin yere dönmesin. Dümdüz karşıya. Sol elin belinde. Burada kalabilirsin. Burası iyi bir yer. Veya hareketi tamamlayabilirsin. Sol kolu kulağın üzerinden ileriye doğru uzatarak.
Hareketin içinde ağırlık senin için hangi noktada şu anda? Hareketin içindeki tad asanayı bulabiliyor musun? Yani ön ayağındaki ağırlıkla arka ayağındaki ağırlık eşit mi? Önden ağırlığı biraz daha arkaya aktarıp yere eşit ağırlıkta ve eşit güçle basabiliyor musun? Omurga hattına doğru bedeni toplayabiliyor musun? Böylece göğsü birazcık daha açıp hareketin içinde biraz daha rahat nefes alabiliyor musun? Yavaşça kalktık. Diğer taraf. Yine omurga dik. Farkındalıkla, acelesiz. Bu sefer biliyoruz ne yapacağımızı. Arka ayakla ön ayağın ağırlığı eşit tadasana'dan hareket ederek ileriye değil yere sol el bacağın üzerine yerleştir. Arkadaki ayağınla öndeki ayağın ağırlığının eşit olup olmadığını kontrol et. Omurga hattına her şeyi çektiğinden emin ol. Göğsü aç. Kolu uzatabilirsin. Eğer uzatıyorsan dirseğin dümdüz ileri doğru seni çekiyor mu? Gövdenin yandaki uzamasını, yanındaki uzamayı hissedebiliyor musun? Bu poz sende nasıl bir his uyandırıyor? Sadece seviyorum, sevmiyorum, yoruldum. Dışında ortaya çıkan, yüzeye çıkan ne? Yavaşça yukarı geldik. Artık yere gidiyoruz. Yerdeki duruşları da tadasana'dan başlatacağız. Bu ne demek oluyor? Yerdeki duruşların tadasanası dandasana. Böylece kalçayı iyice geriye aldım. Bacaklar gergin. Aynen sanki ayak tabanların bir duvara basıyormuş gibi. Dümdüz. Yani ileriye doğru gevşetmedim, düşürmedim. Ayakta duruyor gibiyim. Eğer bunu yaptığında, bacakları düz hale getirdiğinde, oturma kemiklerinin üzerinde dümdüz bir omurga bulamıyorsan, buradan kalçadan yukarıya kadar hala sanki fotoğrafı kesseler tadasana'daymışsını hissedemiyorsan, kalçanın altına bir blok koyarak hareketi birazcık yükseltebilirsin. Bloğun hafif önüne doğru oturup dikliği bulabilirsin. Ayaklar yine gergin. Eğer senin için böyle bir ihtiyaç yoksa, hop. Kalçan, kalça kemiklerini yerde bastığını hissettiğin, sanki bacakların ayakların haline gelmişçesine, iki bacakla da eşit güçte yerle bağlantıya geçmeyi hissettiğin bir yerdesin. Eller kalçanın iki yanında, yine omuzlar geride, kalçadan koltuk altlarına kadar uzun, omuzlardan kürek kemiklerinden sırta doğru, gevşek omuzlu, yumuşak elle ama dik bir omurgayla. Dandasana. Hareketin seni hangi alanlarda zorladığını fark et. Daha pozum en başında sana bir şeyler söylemeye başlayan bölümleri var bedeninin. Onları duymaya çalış. Ve yavaşça hareketten çıkıyoruz. Hareketten çıkış. Aslında çok farklı bir yere gitmiyoruz. Sol bacağım hala uzun. Sağ dizi hafifçe büküp elini dizinin arkasındaki boşluğa geçirip kası iyice aşağı doğru itip tutarak bırakmadan dizi kapadın. Ve sağ bacağı sağa doğru devirdin. Sol bacak yine tam öne doğru. Uzun. Şimdi eğer sağ diz yere doğru düşmüyorsa bloğu yerleştirebilirsin. Ki yerleştir mutlaka, havada kalmasın.
iniyorsan sıkıntı yok. Göğsünü sol bacağına doğru çevirip dik omurgadasın hala. Yani aslında vücudunun sol bacak ve üst gövdesi hala dandasana'da. Ama sağ bacak yanda. Tanıdık bir yerdeyiz aslında. Az önceki tanrıça pozundayız, tek bacakla ya da parsva konasana'dayız. Dik omurgayı bulup omuzları geriye doğru yumuşattıktan sonra uzun boyun, dik baş. İki alternatifin var. Eğer çok rahatlıkla ileriye doğru uzayabiliyorsan, önce alttan, en alt karından yukarıya göğse doğru bacağınla birleşerek uzanabilirsin. Ama bu senin için çok zorsa, sırt hemen daha başta kamburlaşıyorsa, kayışını al, omurgayı yükselt, dik omurgayla nereye kadar gelebiliyorsan orada kal. Bunun için eğer sol dizini büküyorsan lütfen bacağı düzelt, geri gel, dik omurgayla uzun kal. Öne kapanma duruşları kendi kendimizle buluşmak için aslında iyi çalışmalar. Bir içe dönüşe bizi davet ediyor. Dolayısıyla şu anda aslında içeriden gelen mesajları veya zihnine üşüşen düşünceleri, bedeninde uyanan, kalbinde uyanan duyguları fark edebilirsin. Birkaç nefes sessiz kalacağım onun için. Ve yavaşça omurgayı yüksek, geriye doğru gel. Hareketten çıktığında nasıl bir his uyandı sende? Bir rahatlama mı? Bir hayal kırıklığı mı? Bir onu da fark et. Ve ikinci tarafı yapacağız dediğimde nasıl bir his uyandı? Onu da fark et. Sol bacağın arkasındaki baldır kasını iyice aşağı doğru çektim, bırakmadım. Dizi kapadım. Ayağını farkındaysan dibine kadar getirmen için gösteriyorum. Ayağımı dibe kadar getirdim. Sol bacağı sola doğru devir. Kalçalar eşit. Sağ bacak dümdüz ileride. Omurga dandasana'da, tadasana'da. Sağ bacak da dandasana'da, tadasana'da. Yüksel ve ileriye doğru uzamaya başla. İleri doğru uzama, bir yerde kamburlaşmaya dönüşüyorsa kayışını aldın. İkinci tarafta da aynı, hiçbir şey değişmiyor. İkinci tarafı çalışırken vücudunda başka yerlerin farklı uyarımlar gönderdiğini fark edeceksin. Bambaşka duygularda olduğunu fark edeceksin. Önce dik bir omurgayla geriye doğru gel. İki bacağı da ileriye doğru uzat. Dandasana senin için rahat bir poz haline geldiyse, burada dandasana da gevşek bir dandasana da kalarak iki bacak arasındaki hisleri fark et. İki bacaktaki sıcaklığı, kalça çevrendeki hisleri. Çalışmanın başından beri ne yaparsan yap, hep
omurganı dik tutman üzerine seni çağırdım. O tür hareketleri yaptık. O yüzden şu anda omurgada, sırtta nasıl bir his var onu fark et. Ve duygusal olarak neredesin? Zihinsel olarak neredesin? Onu fark et. Bu çalışma seni zihinsel olarak biraz daha dingin bir yere getirdi mi? Bir sonraki poza geçeceğiz. Bir sonraki poz Baddha Konasana. Ve Baddha Konasana için yine önce sağ dizimi büküyorum. Aynı Janushirisha sana aya gider gibi bacağı iyice kapatıp sağ bacağı sağa devir. Eğer Janushirisha sana da zorlanıp kalçanın altında blok aldıysan büyük olasılıkla değil, kesinlikle Baddha Konasana'da da aynı şeyi yapacaksın. Eğer ayağı kalçaya yakın getirdiğinde geriye devrildiysen mutlaka kalçanın altına blok al. Sol bacağı da aynı şekilde kasa iyice baldır kasını aşağı doğru itip kapat. Dizi yana doğru devir. Elleri geriye koyup oturma kemiklerimin üzerinde oturmak üzere birazcık kalçayı geriye, alttan geriye. Kendimi ileriye alıyorum. Ellerinle ayak bileklerini yakala. Omurga dik, omuzlar geride, kürek kemikleri aşağıda. Ve burada dersin başında dizleri çevirdik ya, hani kalça eklemine dizleri çevirerek masaj yaptık. Aynı noktadan kalça ekleminden dizlere doğru bacakları dışarıya doğru it. Bacağın uzayış yönünde. Dışarıya doğru it. İt. İterken omurganın daha canlandığını, daha diz dik durduğunu fark edeceksin. Sağ bacak dışarı, sol bacak dışarı ve iki bacak da eşit gücü uygulayıp eşit uzamayı bulup bulamadığına dikkatini çevir. Hareketin sende uyandırdığı his nedir? Yavaşça hareketten çık. Bacakları bir ileriye doğru uzat. Yine gevşek bir dandasana ve Baddha Konasana'dan çıkmanın sende uyandırdığı hisse bir bak. Bedenindeki dizlerinde, bacaklarında, kalçanda, ayak bileklerinde, ayaklarındaki hissi nasıl? Omurgandaki, göğüs kafesindeki hissi nasıl? Çalışmanın bayağı bir sonuna geldik. Benim tavsiyem her ne olursa olsun bir bloğun üzerine oturman yönünde. Bloğun üzerine otur. Ve sana uygun meditasyon oturuşunu seç. Şu ana kadar aslında kalça çevresinde bayağı bir uzama bacaklardan dışarıya doğru ve bu bölgeyi açacak, ısıtacak hareket yaptık. Ve nihayetinde aslında zihni olabildiğince sakinleştirdik. Bütün dikkati içeriye doğru çevirerek, farkındalığı iç evrene doğru çevirerek, içeride neler olup bittiğine baktık. Ve buna birazcık daha bakmaya devam etmek için, meditasyon için istediğini seçebilirsin. Senin için rahat olan pozisyon hangisi ise.
Belki bir bağdaş. Ya da belki Lotus'a geleceksin. Padmasana. Bütün bu çalışmanın sonunda bedeninin sana yeter artık, bu bana fazla geldi, burada yoruluyorum ve senin dikkatini başka şeylere çekmeye ihtiyacın var demeyeceği meditasyon oturuşunu bul. Elinden gelenin en iyisinde bedenin sınırlarına saygı duyarak onu onurlandıracağın bir yerde ol. En önemlisi, olabildiğinin en iyi versiyonunda kendini kabul et. Gözlerin açık ya da kapalı, nasıl istersen, nasıl rahat ediyorsan. Dik bir omurgada. Doğal ve sakin bir nefes akışına geç. Dikkatin öncelikle nefesinde. Onun rahat akıp akmadığından emin olmak için merakta. Bakışların eğer göz kapakların açıksa yumuşak bir yere sabitlensin. Gözlerin kapalıysa İçeriden burnunun ucuna ya da iki kaşının arasına doğru iç bakışını odaklayabilirsin. Dikkatini ayaklarının tabanlarına çevir. Rahat ve serin mi? Gevşek mi? Ayaklarının üstü, ayak parmakların, ayak bileklerin, ayağının derisi, derinin altındaki doku, kemikler, içinden bir teşekkür ve şükür onların sana verdiği destek için. Baldırların, alt bacakların, dizlerin, üst bacakların, derisi, derinin yüzeyindeki hissi fark et. Derinin altındaki doku, et, kas, damarlar, sinirler, kemikler, kemiğin içindeki ilik dokusu, duruşun içinde gevşek, canlı, hayatta. İçinden varlıkları ve sana verdikleri destek için teşekkür et, şükret.
kalçaların. Bütün kalça eklemin. Kalça kemiklerin önde, arkada ve bu bölgedeki ta dış deri, ön, arka, yanlar, iç. Derinin altındaki dokular, kas ve et, damarlar, sinir sistemi, içine aldığı organlar. Rahatça yerleşebilsin. Bütün kalça tabanına, kalça çevrende tuttuğun, sıktığın, hiçbir yer olmadığını fark et. Oradaki gevşekliğe davet et bedenini. Ve tüm bu bölge için teşekkür ve şükür. Şükret. Bütün üst gövden, karnın, göğüs kafesin, belin, sırtın, boğazına kadar, omuz başlarından, kürek kemiklerinden, bütün gövdeni dışarıdan içeriye doğru katman katman saran deri ve altındaki yine kat kat dokular, kaslar, kemikler, tüm sıvılar, sinir sistemin, damarların, kalbin ve onun atışını fark et. Gövde için teşekkür et. Ve şükret. Omuzlardan aşağı doğru dökülen kolların, dirseklerin, el bileklerin, ellerin ve parmaklarının bütün kemikleri, eklemleri, onu saran dokular, damarlar, kaslar, cildinin hassasiyetini fark et, yumuşaklığını. Teşekkür et ve şükret kolların ve ellerin için. Boynun, ensen, boynunun iki yanı, boğazın, ağzın, dilin, çenen, dişlerin. Kulakların,
dudakların, burnun, burun deliklerin, yanakların ve elmacık kemiklerin, yuvalarında gözlerin, göz kapakların, kirpiklerin, kaşların ve şakakların, alnın, kafatasın, başını saran deri, saçların, ağzının içinde dilini hareket ettir ve yutkun. Derin bir nefes al. Nefesini tamamen boşalt. Dudaklarını ayır ve yapıştır. Gözlerini kapat ve aç. Saç diplerine dikkatini çevir ve oradaki hassasiyeti fark et. İçinden bütün bedenin için. Bütün beş duyun. Hislerin ve duyguların kalbinin atışı, nefesin ve bu yaşam için teşekkür et ve şükret. Ellerini yavaşça kaldır, kalbinin önünde birleştir. Çeneyi hafifçe göğse doğru düşürerek tüm bu varlığın ve içeride yaşanan muhteşem hayatın, bu evrenin farkındalığıyla bir şükret, teşekkür et ve buna bir reverans, bir mucize. Bakışıyla bak. Kaldır elleri, iki kaşın arasına dokun. Öne doğru eğilerek çalışmanı noktala. Namaste.